Bir de dinleyicimizin son bir suali vardı. Cep telefonlarına dedi. Bazı dedi dualar falan yüklüyoruz. Şimdi efendim tabii dua ayrı, bir de ayet-i kerime ayrı. Eğer ayet-i kerime yüklediysek bunlar Mustafa gösterilen hürmet gösterilmesi lazım. Dualar da varsa onlara da hürmet ve saygı göstermek sünnettir buyuruyor. Dolayısıyla belden aşağı tutmamak, abdestsiz tutmamak, helaya girildiği zaman bir kap içerisinde olması lazım. Hele ayet-i kerimeler yüklüyse. Onun için bu konuda dikkatli olmak lazım. Biz özür dilerim efendim. Rabbimizin kelamına, Rabbimizin emirlerine saygı gösterirsek Allah affede bizi aziz eder. Bunun misalleri çok anlatılıyor. Zaman zaman yeri geldikçe hep söylüyoruz. Mesela şu anda hacca gidenler görüyorlar. Medine-i Münevvere'de veya Mekke-i Mükerreme'de Allah-u Teala'nın kelamı olan Mushaf-ı Şerif'e saygı ve hürmet diye bir şeycik yok. Ben kendi gözümle gördüm. Medine-i Münevvere'de böyle inşaatlarda kullanılan o el arabalarına dolduruyorlar, öyle götürüyorlar. Ve öyle şeyler yapmışlar ki, kütüphane gibi yapmışlar, raflar yapmışlar. Ta yere kadar iniyor. Adam okuyor böyle oturduğu yerde. Hemen oraya koyuveriyor. Ayağa kalktığı zaman belden aşağı. Hürmet, saygı diye bir şey yok. Hatta okuyor okuyor, uykusu gelince de başının altına koyuyor. Ya Allah-u Teala seni aziz eder mi ya? Mesela Selçuklu Devleti yıkıldığı zaman Osmanlı Beyliği vardı. Osman Gazi Han bir eve misafir gidiyor. Yedikçikten sonra bir oda tahsis ediyorlar yatması için. Oraya gidiyor, bakıyor ki Kur'an-ı Kerim yüksekte hem de asılı. Ama Mustafa'nın bulunduğu yerde ayak uzatmıyor, sabaha kadar Kur'an-ı Kerim okuyor. Ve Allah-u Teala da ondan sonra rüyasında deniliyor ki sen Allah-u Teala'nın kelamını aziz ettiğin gibi, ona saygı ve hürmet gösterdiğin gibi senin neslin de aziz olacak. Allah-u Teala'nın kelamına hürmet ettiği için. Halbuki Selçuklu devleti yıkıldıktan sonra kurulan beyliklerin hepsi Müslüman, hepsi de ehl-i sünnetti. Ama Cenab-ı Hak ona nasip etti. Niye? Onu da kimse itibara almıyordu mesela. Kale de almıyordu. Ufacık bir beylik diye. Ama 600 senelik bir devlet zuhur etti. Bir imparatorluk çıktı oradan. Yani Allah-u Teala'nın kelamına sen hürmet edersen, saygı gösterirsen Cenab-ı Hak da seni aziz eder. Hatta İslam alimleri naklediyorlar. Bir hadis-i şerif var. Bu İslamiyet'in özeti diye. Et-te'azimü bi emrillah ve şefakatü li hılkillah. Yani Allah-u Teala'nın emirlerine saygılı olmak ve Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarına şefkatli ve merhametli olmak. Bu İslamiyet'in özetidir buyuruyor. Sen Allah-u Teala'nın kelamına hürmet etmezsen, saygı göstermezsen netice itibariyle rezil olursun. Zamanımızda da bir misal vereyim. Hani televizyonlarda bile televizyon gezip de böyle o zamanki bazı televizyonlar şişirdiği adamlar var. Akademik kariyer falan filan. Bu adam sonra işte Kur'an benim dediğim gibi şöyledir. Abdestsiz tutulur, gusülsüz bile tutulur. Niye bu din adamları yasak ediyor? Abdestsiz de okusunlar. Okumaya niye mani oluyor falan. Bağırıp çağırıyordu. Kendisi sadece de hürmet etmiyordu Allah-u Teala'nın kelamına. Ve netice itibariyle öyle bir tepetaklak oldu ki, şimdi karıyla kızla basılıyor herif. Ya sen Allah-u Teala'nın kelamına hürmet etmezsen, saygı göstermezsen. Daha dünyadaki kefazeliğin bu. Ya ahirette ne olacak, nice olacak bakalım. O zaman seni kim kurtarabilecek? Onun için efendim, ister CD şeklinde, ister cep telefonu şeklinde olsun, ister aynı şekilde mushaf şeklinde olsun, Allah-u Teala'nın kelamının yüklenmiş olduğu. Hatta bilgisayarlar, hard diskimizde, eğer Kur'an-ı Kerim yüklüyse o hard disk yukarıda olmalı, belden yukarıda olmalı. CD'lerin üzerine bir şey koymamalı, eğer Kur'an-ı Kerim yüklüyse, abdestsiz tutmamalı, onları da yükseğe koymalı. Cenab-ı Hakk'ın Rabbimizin emirlerine saygı gösterirsek, hürmet edersek işte bir şey Hafi Hazretleri rahmetullahi teala aleyh. Allah lafzı yerde. Hem de sarhoşken görüyor, bakıyor. Dikkatli bakıyor, Allah lafzı. Bunun diyor yeri burası değil. Onu alıyor, siliyor, temizliyor, kokluyor. Kokular sürüyor, asıyor. Ve o gecede Allah-u Teala buyuruyor ki bu kulum bizim ismimizi yere layık görmedi. İsmimizi yerden aldı, yükseğe koydu. Biz de onu yükseltiriz. Bir şey Hafi Hazretleri oldu. Yani ne kadar aynı şekilde bir özür dilerim de yani kaba bir tabir olacak, ne kadar ekmek o kadar köfte diyorlar ya, hatta ne kadar köfte o kadar ekmek diyorlar ya, sen Allah-u Teala'ya ne kadar aynı şekilde sadıksan, ihlasla, saygıyla, hürmetle şey yaparsan Allah-u Teala sana o nispette yardım eder. Dua ettiğin zamanda da icabet eder.